Değerli izleyicilerimiz Kanada Fenerbahçeler Derneği Başkanı, aynı zamanda Canadian Turkish Business Hub kurucu ekibi üyelerinden Sayın Arzu Avşar ile beraberiz. Arzu Hanım öncelikle hoş geldiniz. Merhaba Çağdaş Bey. Tekrar teşekkür ederiz bu fırsat için, ee, verdiğiniz için. Arzu Hanım deprem felaketin üzerinden 15 güne yakın yaklaşık 2 haftalık bir süre geçti. Bu süre içerisinde maalesef Hatay'da yine bir deprem ee, gerçekleşti. Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Ancak e, bu noktada toplum üyesi derneklerimiz son hızlı çalışmalarına devam ediyorlar. Biz de bugünkü yayınımızda sizden son güncellemeleri almak isteriz deprem çalışmalarıyla ilgili ve bizle paylaşabileceğiniz aktiviteleriniz varsa e, bizi izleyen izleyenleri duyurmak isteriz. E, teşekkür ederim dediğim gibi e, öncelikle e, yani birinci e, parttan başlayayım. Şimdi iki ayrı organizasyon adına konuşacağım için e, bu bizim e, yani Kanada Türk İş İnsanları grubumuz gerçekten bu dönemde inanılmaz. Özveriyle ve e, inanılmaz e, bir enerjiyle çalışıyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum hem gönüllerimize hem de e, gerçekten iş yerlerini, depolarını açarak e, malların toplanmasına e, ciddi destek e, vermelerinden dolayı. E, hala da devam ediyor e, bu organizasyon e, yani hem konteyner e, açısından hem toplama açısından arkadaşlarımız e, depolarını kullandırmaya devam ediyorlar ve ihtiyaç dairende de devam edecek bu destek bizim tarafımızda. Kanada Fenerbahçe'nin tarafına gelirse bir önceki konuşmamızda da size bahsetmiştim biliyorsunuz. Biz biraz yavaş hareket etmek istiyoruz çünkü bu çok uzun soluklu bir yardım olacak ve burada gerçekten doğru tespitlerle doğru yardımları yapmak çok önemli. Bu 15 günde de zaten bunu çok izleme fırsatımız oldu. Hele yani e, e, evvelsi gün olan e, deprem, gerçekten o depremle bir kez daha yıkıldık. E, ülkemizin e, biz nerede olursak olalım ekstra e, yardıma ihtiyacı var e, bizim tarafımızdan da. E, biz de Karadeniz Fenerbahçeliler Derneği olarak e, nakit e, yardım toplamaya devam ediyoruz. Ve e, Türkiye'deki deprem bölgesindeki dernek başkanlarımızla beraber projelerimiz yavan yavan, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. E, biz e, barınma e, ihtiyacı konusunda destek vereceğiz. Bunu da birinci elden evet, geçen seferde söylediğim gibi e, yapacağız. E, şu anda arkadaşlarımız gerçekten bu konuda çalışıyorlar. E, bizim yönetim kurulumuz da aynı şekilde. E, ve e, biz tamamen e, oraya bir fiil e, üzerinde Fenerbahçe yazan e, bir e, organizasyonun içinde oradaki e, vatandaşlarımıza, dostlarımıza küçük de olsa e, elimizden ne geliyorsa destek olmak için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu arada şöyle küçük bir parantez de açmak istiyorum. Müsaade ederseniz biliyorsunuz. Ee, bu sey Cumhuriyetimizin 100. yılı ve e, coşkuyla e, kutlamayı e, hedefliyoruz. Deep, deep, hedefliyoruz tabii ki. E, bir tarafımız e, tabii ki gene bir şey olacak, mahzunluk olacak ama bu da çok çok önemli birlik beraberliğimizi göstermek açısından. E, biz de 2019 yılından beri kanun Fenerbahçeliler Derneği olarak yapmış olduğumuz bir gençlik yürüyüşümüzü var biliyorsunuz. Bu sene onu birazcık daha kapsamlı yapmak istiyorduk. Bu e, e, yani projelerimiz içinde Depremde de e, vatandaşlarımız için de bu organizasyonun içinde e, bir takım e, şeyler yapmak istiyoruz. Ya, hem yardım toplayacak hem de onların morallerini düzeltecek bir organizasyon olacak. Hem e, binlerce kişinin katılacağı bir yürüyüş ve arkasından da e, toplayacağımız ekstra yardımlarla daha büyük e, destek olmayı e, hedefliyoruz. E, Türkiye için deprem bölgesindeki arkadaşlarımız Arzu Hanım, e, bütün çalışmanız için tekrar e, emeğinize sağlık. Değerli izleyiciler, Kanada Fenerbahçeliler Derneği Arzu Hanım'ın da bahsettiği gibi gerek barınma ihtiyacına yönelik çalışmaları yaparken bu sene gençlik yürüyüşü kapsamındaki 19 Mayıs haftasına denk getiriliyor. Orada devrem yönelik çalışmalarını yapmaya devam edecek. Sizlerden ricamız Kanada Fenerbahçeliler Derneği'ni web sitesi ve özellikle sosyal medya hesaplarından takip ederek güncellemeleri evet. alabilir, çalışmalara e, destek olabilirsiniz. Arzu Hanım size çok teşekkür ediyoruz. Tekrar emeğinize sağlık. Bir kere daha ülkemize ben hem teşekkür ederim hem geçmiş olsun.